Yeniden zirveyi zorlayanlar da bendeniz Murat İrfan Ağcabay. Muhteşem bir profille birlikteyim ve bunu sizle yarım saat paylaşacağım. Kendisini Kore olarak biliyoruz. Biliyorsunuz çünkü eğer konuyla ilgiliyseniz ve zirveyi zorlayanları izliyorsanız Kore'yi tanıyorsunuz. Kore hoş geldin. Hoş bulduk. Asıl adın ne? Aslında benim ismim Coraline. Coraline demek ki aslında mercan taşı. Tamam. Bir de benim soyadı. Ha. Hemen söylüyorum. Söyle. Şapat demek ki kedi patisi. Evet. Türkçeyi yeni öğrendi ama benden daha çok konuşuyor. Biliyor, bizim izleyicilerimiz konuğundan daha çok konuşan sunucu olarak biliyorlar beni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kora spesifik bir iş yapıyor. Nasıl bir iş yapıyor? Bir spor dalıyla ilgileniyor ama yani sen kalk İsviçre'den buraya gel, burada yaşa, buradaki insanları sev. Seviyor musun Türkleri? Tamam, peki bu soruyu geri aldım. Olabilir yani, ilerleyen yıllarda sevebilirim diyor. Seni bir tanıyalım. Kendini anlat. Ne yapıyorsun, nereden geldin, burada ne işin var, niye buraya geldin ve burada neler yapıyorsun? Seni merak ediyorlar. Ne zaman Türkiye'ye geldim? İyi bir soru. Hatırlamıyorum diyorsun. Yok, hatırlıyorum. Hatırlamak istemiyorum diyorsun gibi geldi bana. 2008 geldim. Bir tezadüf oldu. Ekonomi okudum İsviçre'de. Ha. Ondan sonra normal bir kurumsal hayatım vardı. Böyle takım elbiseyle işe gidiyordum. Hı. Tabii ki hep böyle spor yapıyordum. Spor gazetecilik yaptım İsviçre'de. 2000... Spor gazeteciliği, yani evet. Niş bir iş yaptın, yine sporla ilgiliydi. Aynen öyle, ha. Para kazanmak peki, için... Peki Türkiye'de de yapacak mısın bunu, hemen aralara gireyim böyle? Yapıyorum zaten. Yapıyorsun, yapıyorum. Süper, güzel, tamam, devam ondan et. Belki sonra tamam. Anlatacağım. Evet. 2005 sualtı dalış yapmaya başladım. Gölde, İsviçre'de. Süper. Deniz yok biliyorsun İsviçre'de. Bilmiyorum ama bildik hadi. Evet, böyle orada bir göl var, Neuchâtel Gölü, ha. Orada oturuyordum. İnanılmaz soğuk. Yüksekliği neydi, irtifası neydi gölün? 400, yani göl dalışı zordur diye soruyor. 500 metre. Ha, okey, tamam. Ama deniz tabii seviyesi. Ki böyle hava çok sıcak değildi. Hmm. Mesela benim ilk dalış, hiç unutmayacağım. Su derecesi büyük ihtimal 10 derece. Hmm, güzel. Bir de görüş mesafesi belki 5 metre. Hmm. Böyle dalmaya başladım aslında. Benim ilk dalıştan sonra hemen anladım ki büyük ihtimal dalmak benim hayat değiştirecek. Hmm. Tabii ki orada böyle kurumsal hayatım vardı. Birkaç kez Mısır'a gittim dalmaya. Hmm. Ve aslında böyle bir şey var ki, müthiş bir şey. Ben sualtı olmak o kadar böyle mutlu hissediyordum ki. Güzel. Bu hemen tüm brevleri almaya başladım. Hmm. Ve 2008 bir amacım vardı. Kaş'a gittim. 3 ay kalacaktım. Orada bir Dive Master dalış rehberliği kursu yapacaktım. Hem de orada biraz böyle yaşamak istediğim ama 3 ay diye. Ama Kaş da çok güzeldir ya. Ha? Giden geri dönme. Tam da öyle. Ben de çok seviyorum Kaş'ı. Bir de Kaş'ın yaylası var, bilir misin? Biliyorum. Çok güzeldir. Evet. Orası da çok güzeldir. Ne güzel, seni kazanmışız. Evet, sevmişsin aynen öyle. Türkleri, öyle diyelim. Tabii ki, tabii ki. Ve üstede Kaş'ta kaldım. Dalıyordum. Sualtı fotoğraf çekiyordum. Hmm. Sonra sualtı video çekmeye başladım. Süper. Ama tabii ki bir anda böyle 2011 geldik. Artık... belki Avrupalı gibi böyle bir anda düşünmeye başladım. Ya benim kariyer ne olacak? Hmm. Şimdi özgeçmişti. Böyle okey 3 sene bu kız daldı. Hmm. Böyle macera yaşadı ama belki bir yarar. Şirket aynen öyle. O yüzden o zaman da çok enteresan bir karar verdim ki ya İsviçre'ye dönecektim. Evet. Ama biliyorsunuz biz okulda İsviçre'deyken hep böyle İstanbul'da duyduk. Bizans, Konstantinop. Ve diyor ki madem Türkiye'desin, çok yakınsın. Hı-hı. O zaman Türkçe konuşmuyordum bu arada. İngilizce, Fransızca ve Almanca ile idare ediyordum. İdare ediyordum. Hı-hı. Aynen öyle. Dedi ki tamam ben bir göz atmak istiyorum İstanbul'u. İş bulursam o zaman da belki biraz kalacağım. İstanbul'da olmasa, kalırım diye. Hı. Geldin İstanbul'a. Kaç'tan? 2011. Evet. Güzel. Hala buradayım. Güzel. İş buldun yani. Buldum. Ne yapıyorsun İstanbul'da normal şartlarda? Normal şartlarda ben aslında enteresan yani paranı nereden kazanıyorsun demek istiyorum.
Yani geçimi nasıl sağlıyorsun? Evet, spor sektöründe aslında benim son 2011'den sonra neredeyse hep spor sektöründe çalıştım. Yönetici olarak danışmanlıkta yaptım, yöneticilik yine yaptım. Yine su altı sektöründe miydin yoksa yok, artık karaya çıktın mı? Karaya çıktım, karaya bayağı çıktım. Karaya çıktım güzel. Aslında. Çok uzun zamandır aslında 1,5 seneden beri darmadım aslında. Bayağı üzülüyorum. Ama güzel. Tabii ki şimdi... Başka bir alandasın. Evet, aynen öyle. Şimdi sevgili izleyenler, o başka alanın bir iki fotoğrafına, videosuna bakalım. Sonra birlikte olalım. Sevgili Koray'la devam ediyoruz. Evet, ilginç bir hayat hikayesi var. Peki seni buraya bağlayan duygusal şeyler oldu mu? Türk erkeklerini sevdin mi? Sevdim. Tamam, güzel. Bunu sormamış sayalım. Ay, çok komiksin Koray. Hoş geldin, iyi ki kalmışsın Türkiye'de. Seni görmek güzel. Senin enerjini hissetmek çok güzel. Yaptığın işler de muazzam. Biraz son dönemden bahsedelim. Çok iyi Türkçe öğrenmişsin bu arada. Bu harika bir şey. Yeteneğin mi var yoksa seviyor musun? Seviyorum. Aslında bence dil öğrenmeyi seviyorum. Hmm. Çünkü dediğim gibi ana dilim Fransızca. Evet. Ama tabii ki İsviçre'de yaşadığım için biz çok erken başka bir dili öğrenmeyi öğreniyoruz. Evet. Çünkü düşünebiliriz mesela Kadıköy'deyiz ama diyelim ki Karaköy'dasınız ve Karaköy'de başka dil konuşuluyor. Hmm. Onu öğreniyorsunuz. Aynen öyle. Mesela İsviçre, Almanca ve Fransızca. Hmm. Sonra ekstra olarak tabii ki İngilizce de öğrendim, İtalyanca da var. Bir de 7 sene Latince okudum. Hmm. Ama genelde şekilde, Avrupa'da Latince temelli diller olduğu için Latince eğitimi veriyorlar diye biliyorum. Ya o zaman da ben aldım, seçtim çünkü edebiyata çok seviyordum. Bir de ben bir hayalim vardı, gazetecilik yapmak istedim, o yüzden aslında Latince okudum. Türkçe bir şekilde sanıyorum ki Korece bir şekilde öğrendim. Neden öğrendiğim tabii ki insanlara konuşarken çok fazla derse gitmediğim aslında. Bir de biliyorsunuz makale yazıyorum, Türkçe makale yazıyorum. Öyle mi, ne yazıyorsun? Spor ile ilgili, spor psikoloji ile ilgili. Çünkü şu anda yüksek lisans yapıyorum Marmara Üniversitesi'de. Oo, muhteşem. Ve aslında spor yapmadan aslında ve zihinsel antrenmandan şu anda son 2-3 seneden bayağı böyle meraklı olmayı başladım. O yüzden yüksek lisans bunu da yapıyorum. Muhteşem. Ben de bu alanı kaşıyorum. Ben de bu alanı çok seviyorum. Öyle yani mi? Yani evet, bedensel kısmı yüceltiyorum. Tabii ki insan, kondisyon, o bu motivasyon ama ben işin daha çok psikolojik kısmının kesinlikle önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ben hep böyle bir laf vardı. Özellikle mesela o belki ondan sonra konuşacağız. O Likya yolu, ultramaraton. Lütfen onu hemen başla anlat. Gerçekten bir şekilde vücut gider. Ama içeriden başka bir şey çıkıyor galiba. Her şey kafada bitiyor aslında. Ha, güzel. Vücut bir şekilde gidiyor, makina. Hmm. O mekanik bir şey. Onu sen burada yönetiyorsun aslında. Tabii ki. O bitse de... Aslında sadece spor yaparken... Değil. Değil. Evet, hayatın her yerinde bu. Tabii ki. Hmm, güzel. Biz de aslında bunun mesajını vermeye çalışıyoruz. Aslında her şey burada bitiyor, her şey burada birikiyor ya da burada kayboluyor. Bir de anlat. Bence aslında ekstra bir şey var. Bir şey gerçekten isterseniz... Güzel. Ama gerçekten derken böyle ya bunu istiyorum değil. Böyle ruhla, böyle enerjiyle istersen zaten bu enerjiyi gönderiyorsunuz ve hayat, evrensel, Tanrı, Allah ne olabilir siz kendi seçebilirsiniz. Hayat bu şekilde size geri gönderiyor. Güzel, çok güzel. Benim aslında hayat felsefem bu. Bu böyle olunca da başarısız olmak imkansız aslında. Hayatı ama başarı nedir? Başarı nedir? Neye başarı? Güzel bir soru sordun bana. Hadi cevap ver bakalım. Başarı nedir? Sen başarılı olduğuna inanıyor musun? Ben inandığım için seni çağırdım. Sen inanıyor musun? İnanıyorum ama belki sadece spor başarı değil. Evet. Aslında insanın en büyük başarı
mutlu olmak. Hmm. Ama mutlu olmak o da aslında boş bir kelime. Mutlu olmak ne demek? Ne aslında demek? Bence... Yetinmek kendini, mi? Yok, kendini sevmek aslında. Bravo. Kendini bence, nasıl sevebilirsin? Evet. Kendini tanıyarak sevebilirsin. Evet. Kendini tanımak için zorlamak mı gerek? Sen zorluyorsun gördüğüm kadarıyla. Bence neden zorlamayı seviyorum veya neden zorlamayı çok sevdiğim mesela özellikle bu iki yolu. Çünkü bu şekilde kendimle ilgili bir şey öğrendim. Güzel. Aslında. Bence insana en büyük korku hayatında yalnız olmak. Harika. Ama ne güzel konuşuyorsun sen ya. Vallahi. Aslında herkes aslında yalnız ama hiç kimse bunu kabul etmek istemiyor. Çok güzel. Seninle birkaç program yapmalıyım. Tamam, kesinlikle yaparım. Kesinlikle yapmalıyım. Yaparım. Çünkü bunlar duymak istediğim şeyler. Ve bunlar aslında benim hissettiğim şeyler. Ama birçok insan bunları kelimeye dökemiyor. Yani senin uzmanlık alanın olduğu için, sen bu konuda çalıştığın ve yazdığın için dillendirebiliyorsun. Yalnızlıktan bahsetsene bana. Ben herkesin kalabalıkta da yalnız olduğuna inanan biriyim. Ve bunu böyle yaşıyorum. Evet. Yalnızlıkla yüzleşmek aslında kendinle barışmaya giden yol gibi hissediyorum. Yalnız olmak çok zor benim için. Yani sosyal anlamda ben insanları kullanarak kendimi geliştiriyorum. İnsanları görerek, onlardan bir şeyler öğrenerek. Sen de muhtemelen bir şey yapıyorsun. Bana yalnızlığı anlat. Çünkü yaptığın sporlar bireysel sporlar. Takım sporu değil. Doğru. Ben aslında gençken 12 sene voleybol oynadım. Dalış da öyle mesela. Ya voleybol oynadım. Benim tek takım ile ilgili bir tecrübem. Tabii ki dalış bireysel. Evet. Ultra maratonu koşmak zaten tamamen bireysel. Evet. Şu anda triatlon yapıyorum. Hatta kendini bile kaybediyorsun. Bireysel evet, bile değil. Evet, evet. Aynen öyle. Ya yalnız olmak aslında güzel bir şey. Biraz insana korkuyorlar. Ben de korkuyordum. Bazen hala korkuyorum aslında. Ben çok böyle dürüst ve açık söyleyeceğim. Evet, çok güzel. Ama aslında böyle yalnız olmak o zaman da çok daha farklı şey hissedebilirsiniz. Öteki insanı daha iyi hissedebilirsiniz. Bir yerde mesela yalnız olmak, seslikte böyle kalmak, bazen hiçbir şey yapmamak müthiş bir şey. Süper. Biz o kadar böyle yoğunuz, o kadar böyle sosyal medyaya giriyoruz. Ben ilk biliyorum, ben de bağımlıyım. Kötü bir şey değil. Çünkü sonunda 2017 sosyal medya aktif olmasanız önemli. O zaman da bir şekilde bir şey kaçıyorsunuz. Yok, seni bulamazdık. Ben gerçekçi olabilir. Buluyorum söylediğin şeyi. Doğru bir şey. Ama gerçekten benim tavsiyem bu. Herkes biraz daha fazla yalnız zaman geçti. Ve özellikle ben onu bir fark gördüm. Mesela Avrupa'da insana daha az kolektif bir şekilde yaşamıyorlar. Türkiye'de mesela beraber olmak zaten ailesi ile bağlı çok kuvvetli olduğu için evet, insana evet. Hiçbir zaman böyle sürekli. Yalnız kalmıyorlar. Yalnız kalmayı önemsiyorsun sen. Evet. Bunun bir Avrupa kültürü olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, kesinlikle. Çünkü biz zaten... Biz bunun artıları da var diyorsun. Yalnız ya, kalmak. Artı ve eksi var. Eksileri nedir mesela? Ya biz bir şekilde o da çok egoist oluyoruz mesela. İlginç. Biz mesela 23 yaşındayken evden çıktım ve o zamandan beri ben tek başına yaşamayı öğrendim. Bu aslında kendine güvenle ilgili bir şey değil mi? Yok, zorunda kalıyorsun. Ha, zorunda kalıyorsun. Çünkü bir şekilde mezun olduktan sonra normalde Avrupa'da babası... Hani sine diyorlar çocuklara. Tamam git, sen git, böyle git. Çaresine bak. Evet sen böyle burada bir oteldeyim sen git. Kendi böyle hayata sürmeyi öğren. O zaman güzel. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de çocuklarım için aynı şey yapmayı istiyorum. Bunu bir egoistlik olarak mı algılıyorsun? Yok. Ama ondan sonra insanlar nasıl söyleyebilirim? Artık ben alıştım. Demek ki tabii ki başka insanlarla yaşayabilirim. Evet. Başka insanlarla yaşamayı seviyorum ama tek başına da o. Olabilir. Olabilirim. Olabilir. Ve insana belki Türkiye'de ondan biraz korkuyorlar. Evet. Genelde çünkü bu Akdeniz insanına ve bize de özgü. Bizi şımarık buluyor musun? Yani şımarıklığı anlatayım mı, açayım mı sana biraz? Böyle her şeyden hoşnutsuz olan, ya çok güneş var, çok da soğuk, ya trafikte çok kötü filan. Mütemadiyen böyle biz şikayet eden bir toplum muyuz sana göre? Sen nasıl değerlendirdin bunu? Evet, biraz. Aslında bence Türkiye aslında çok müthiş bir yer. Hem böyle tarihsel olarak bence bu toprakta çok özel bir enerjisi var. Ve insanlar onu belki göremiyorlar. Evet, içinde olunca öyle olur. Aynen öyle. Ve insanlar evet biraz şikayetçi. Bir de bir şekilde bazen çok zor adapte oluyorlar. İlginç. Nasıl? Bir örnek verebilir misin bana? Ya mesela bence en büyük örnek İstanbul'da mesela yağmur yağdığı zaman herkes geç kalıyor.
Ha, güzel. Ya kar, onu bile bahsetmek ona, istemiyorum. O zaten o çok ekstra bir şey. Ama ekstra bir şey. Biz evet. İsviçre'de bazen 3 ay boyunca kar var. Evet. Okul hiçbir zaman kapanmıyor. Kimse geç kalmıyor. Hiç böyle bir toplu ulaşım iptal edilmiyor. Güzel. Geçen haftalarda böyle 3-4 gün böyle kar olduğu zaman böyle sanki hayat duruyor. Sanki böyle bilmiyorum. Ama biz karda araba kullanmasını bilmiyoruz. Onunla ilgili olabilir mi? Kaza yapıyoruz bol bol ya da buzda kayıyoruz. Yani buz kültürümüz yok. Düşüp kafamızı vuruyoruz. Ya olabilir ama tamam okey. Kabul ediyorum ama şey yağmur. Yani ama biz şekeriz. Şeker bir toplumuz. Yağmurda eriyoruz. Aynen öyle ya. Lütfen, aynen. Evet. Lütfen bizi eleştirme. Programı bitiriyorum. Ay Karaçak alemsin. Evet çok güzel. Bunu senin gözünden görmek, senin dilinden duymak. Biraz kaslarından bahsetsene. Yani kas ve beyin koordinasyonundan bahsetsene. İnsan nerelere kadar gidebilir, ne yapabilir? Kendi vücuduyla başa çıkma kavramını sen çok iyi analiz etmiş birisin. Bana biraz yaptığın spordan bahset. Tecrübemden bahsetmek istiyorum. 2015 Likya Yolu Ultramaratonu koştum. Likya Yolu Ultramaratonu 5 gün lük bir yarış. Toplam 260 kilometre koştum. Evet. 5 günde 260 kilometre koştum. Evet. Neredeyse ortalama normalde 35-45 kilometre koştum. Son gün tek parçada 105 kilometre koştum. Dediğim gibi vücut bir şekilde gidiyor. Vücut zaten o kadar akıllı bir şey ki sinyal verebilir. Herhangi böyle bir sorun olunca zaten sinyal verebilir. Evet. Ama bazen yanlış sinyal verebilir. Çünkü tabii İlginç. Ki onu böyle bir self protection, böyle kendi koruma hissediyor. Ha, alarm veriyor aslında alarm ama veriyor. Orada öyle bir şey yok aslında belki de. Alışık olmadığı için mi? Evet. Öyle o yüzden aslında bu gerçek sinyal olup olmadığını bilmek için ancak tecrübeyle onu alabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Harikulade. Örnek verebilirim. Çok güzel bir ipucu lütfen. Mesela bazen koşuyorsunuz artık bir anda mesela o 100 kilometre etabında koşuyorum bir anda fark ettim ki yürümeye başladım. Ama fark etmediğim aslında. Anladım. Çok anlamadım neden. Diyor ki büyük ihtimal o zaman şu anda beyin. Yoruldun artık diyor. Evet. Yapma diyor. Yapma ama aslında vücut gidebilir. O yüzden tekrar mesela koşmaya başladım. O bence çok olumlu ve çok pozitif bir örnek. Demek ki bazen sadece kafayla da gidebilirsiniz. Güzel. Ama çok enteresan bir şey daha oldu. Yarıştan sonra aslında bir stres körü geçirdim. Gerçek bir körük değildi. Demek ki aslında kemik içinde ufak böyle bir ya mikro, minik böyle körük oldu. Çok kötü topladım. Ve adım atınca sanki bir iğne vuruyor. Şu anda o kadar acı çekiyorum ki. Şey, inanılmaz bir şey. Bu körük biliyorsunuz kaç gün sonra çıktı? Yarıştan sonra 10 gün sonra. Neye bağlı? Tahmin ediyorum ki artık beyin anladım ki ya bu manyak kız gidecek. Bunu engelleyeyim. Yok tam ters aslında. Gidiyor her gün böyle 50 kilometre gidiyor. Bir de böyle bir 100 kilometre de gitti. Artık böyle beyin anladım ki sus. Gitmesi lazım. Ha anladım. Devre dışı kaldı. Aynen öyle. Ve yarış bittikten sonra ben İstanbul'a döndüm. Hayat tabii ki devam ediyordum ve bir gün kalktım ve bir şekilde yürüyemiyordum ama böyle bir anda 10 gün sonra doktora gittim. Doktor bana diyor ki zaten bir stres körü var. Nasıl yani? Diyor ki evet büyük ihtimal yarış esnasında stres körü oldu. Benim için çok büyük bir soru işaret. Bunu nasıl hissetmedim? Güzel. Aslında bence müthiş bir şey. Demek ki aslında gerçekten de beyin ile inanılmaz bir şey yapabilirsiniz. Harikulade. Sınır yok. Sınır tanımıyorsun ve ben insanlarla ilgili şöyle bir şey biliyorum. Hepimiz biliyoruz ama hani diğer canlılardan farklı olarak hayata geç adapte oluyor. Ama o geç adapte olması diğer canlılardan üstün kılıyormuş onu. Yani bir gergedanın İstanbul'da yaşamaması örneğini veriyorum. Sürekli yaşayamıyor ama biz her yerde yaşayabiliyoruz. Sen evet. İsviçre'de yaşamışsın. Son kaçta yaşamışsın? İmkansızı başarmışsın. Biz İsviçre'de yaşayamayız. Hay Allah. Peki planların neler yapacaksın? Biraz ileriye doğru konuş.
İleriye doğru. Var mı planların? Var. Aslında evet. Bir şey daha eklemek istiyorum lütfen, aslında. Lütfen. Bu stres körükten sonra ben onu öğrendim ki Türkiye'de o Türkçe dilinde çok müthiş bir kelime. Bence organ üstü bir kelime var. Hayır. 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 Evet karşıda değil. Hayır ha. Böyle her şeyden hayır böyle olsun. Bir hayır var. Ha, tamam. Güzel, çok güzel. Bu stres körükten sonra aslında yüzmeye başladım. Olmuş. Ha, güzel. Ve hayırlara o, vesile olmuş. Aynen yani. Öyle, aynen öyle. O güzel. Şekilde triatlona geçtim. Triatlona biliyorsunuz yüzme, bisiklet, koşu. Güzel. Ve bu spordan inanılmaz keyif alıyorum. Çok 2016 güzel. Benim ilk sezon olmasına rağmen Türkiye'nin üçüncülüğü kazandım. Ne güzel, muhteşem. 30 yaş alt, şey, üst pardon kategorisinde. Yaşın da ortaya çıktı ama neyse artık. Çaktırmayız. Ya çok önemli. Ben de mesela böyle bir belki değil mi? Böyle bir şey var. Ben yani. Kompleksim yok tamam mı? Evet evet. Bu da çok önemli. Bu da şey Anadolu'ya özgü bir şey. Niye böyle bir kompleks yaparız ki? Aslında yaşlandıkça güzelleştiğimi düşünüyorum ben. Ya ben böyle düşünüyorum ki keşke böyle 35 yaşında oldum. Çünkü güzel. Tabii ki 25 yaşındayken o da güzel bir yaş. Yani. Ama bu hayat tecrübeyle çok farklı düşünebilirim. Böylelikle aslında, de yaşını evet. Gizleyenlere küçük bir mesajımız olsun. Ya çünkü ne gerek var ki kompleksi? Her yaşın kendi güzelliği var. Evet. O yüzden ben bu yeni sezonda 2017 birkaç yarışa, yurt dışına gideceğim yarışa. Nerelere düşünüyorsun? Triathlon'da. Normalde Çin'e gideceğim. İtalya'ya gideceğim. Çok güzel. Döndükten sonra gene gelirsin değil mi bize? Anlatırsın. Kısmet yok. Tabii tabii. Hayır vardır bunda. Hayır. Hayır vardır. Onun dışında biraz daha fazla medyada yer almak istiyorum. Çok hem güzel yazı olur. Olarak. Çok güzel olur. Hem de görsel olarak da olmalısın. Hem yaptığın işlerle hem sempatikliğinle. Bunlar çok önemli şeyler bizim için. Ya gerçekten. Şu anda birkaç bir aklımda birkaç projem var. Ne güzel. Onu umarım gerçekten onu geçer. Yapmak istiyorum. Çünkü sanıyorum ki güzel bir enerji ile şöyle anlatabilirim. Evet, kuşku yok. Ve onu gerçekten bunu bu sezon pardon bu sene 2017 benim aslında hedefim televizyonda bir program sunmak aslında. Harikulade. Çok açık söylüyorum. Çünkü bence bütün biliyorsunuz. Bütün televizyonlara evet. Duyururuz eğer duymayan kal. Hayır çünkü hatırlıyorsunuz nedeni biraz önce bir şey gerçekten istesiniz. Evet, Nurla bir şey istesiniz. O zaman evrensele bu enerjini öyle. Aktaracaksınız. Güzel. Evrene isteğini gönder o sana geri döner. Evet. Güzel. Evet aynen bu öyle. Bir Hint felsefesi mi? Hiçbir fikrin yok. Aslında karşılaştırmalı dinler tarihine baktığımızda mitolojik olarak falan deyip böyle konuyu karıştırabilirim. Tabii. Yok aslında evrenin bir parçasıyız. Dünyanın bir parçasıyız. Dünya canlı. Evet. O canlıyla iletişimde bulunmak, ona ait olduğunu, ona saygı duymak, onu hissetmek, onun da seni hissetmesini sağlamak evet. Biraz doğada olmakla ilgili sanırım. Evet ama iyi ki Türkiye'ye geldim. Ne güzel, ne güzel çünkü, konuşuyorsun. Çünkü İsviçre'ye kalsaydım büyük ihtimal bu felsefe. Niye buz okeyi oynardın orada ya? Niye öyle evet, diyorsun ki? Yok kayak yapıyorduk. Ama insanlar o zaman da şey, İsviçre'de o kadar böyle veya Avrupa'da diyelim bu felsefe ve enerji ilgili çok yakın değiller. Güzel. Ve ben gerçekten inanıyorum ki benim Türkiye'ye gelmene o da bir hayır vardı. Çünkü o toprak ile ilgili özel enerji. Harika. Şey bunu burada keşfettim. Güzel. Pardon, biraz böyle şey. Biraz hayata metafizik bakıyorsun. Evet. Güzel. Harikulade. Hem bedenini kutsayan hem egonu kutsayan bir iş yapıyorsun. Ben egoyu çok severim. Ego doğru kullanılırsa doğru mesajlar verir. Hem de bir mistik tarafın, bir metafizik tarafın ve bunun da beyindeki iz düşümü var. Muhteşem. Süremiz bitti. Ama bir dahakine lütfen söz ver, gene gel. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Çin'den sonra başka bir şey var mı? Çin'e gideceksin, Çin'in için bekliyor. Yok, bir şey yok aslında. Gerçekten sadece bence herkes kendini böyle sevsin ve biraz böyle yalnız, bazen yalnız kalacaksanız daha güzel şeyler keşfedeceksiniz. Güzel. Kendini sevmenin yollarını senden öğreneceğiz. Bir televizyon programı yap. Dileriz, isteriz. Evet. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşeceğiz. Sevgili izleyenler, zirveyi zorlayanlar da gerçek bir zirveyle birlikteydik. Çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Haftaya yine aynı saatlerde ben olalım. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.